Ben de bu sektöre 28 Temmuz 2015 tarihinde girdim. Nasıl, ne şekilde, ne zaman? Bu soruların cevabı şu. Bir gün daha önce beraber çalıştığım bir arkadaşım İbrahim Bey Adana Sümme Otel'de bir sunum var, gelir misin diye davet ettiğimde davet icabet ettim eşimle beraber. Gittim, salonda böyle bir salondu, 400 civarında kişi vardı. Projeyi dinledim ama çok da detaya inmedim. Sırf onun hatırı kırılmasın diye bir koli ürünü aldım, gittim. Kurtulduğumu zannediyordum. Yani onun işini görüldü. Ben işimi bir yaptım, tamam, sıkıntı yok, bir daha beni aramaz düşüncesiyle. Ürünleri de dükkan almışken kullanalım. 4 ay kullandım. 4 ayın sonunda bazı rahatsızlarım vardı kendimde. Nedir? Üretli, lastik, işte boyun fırtığı gibi birkaç tane. Tabii mesleğimi söylemedim. Ben arkadaşlar emniyet şube müdürüyüm. Devlette 24 yıl bir fiil. 4 yılda yıpranmayla beraber askerlik vesaire hepsini birleştikten sonra 28 yıl üzerinde 17 Nisan 2015 yılında Bingöl Emniyet Müdürlüğü polis eri müdürüyken emekli oldum. Süper bir emeklilikti, teşvik vardı. Tercihimi o tarafa kullandım. Ve şu an emekliyim ama neyden, nasıl? Hayattan değil, devletten emekliyim. Bu ürünlere tanışıp, ürünlerin bende 4 ay sonra göstermiş olduğu pozitif etki, kısaca yaşam kalitemin artması, ürünlerle tanıştım 2015 yılındaydım, 44 yaşındaydım, 45 yaşındaydım. Ürün beni 10 yaşından gençleştirmişti, bunu hissetmiştim. 35 yaptı, bu latife değil arkadaşlar. 35 yaşında beni ürünle fixledi, orada sabitledi. Şu an yaşımı sorarsanız 35. Şimdi bunu sahnede çok rahat söylüyorum, latife yaptığımı söylüyorlar ama ben istediklerimi söylüyorum. Siz ne görüyorsanız görün. Ben hepsini olayım diye ben istediklerimi söylüyorum arkadaşlar. Ve iş olarak ne zaman anladım? Durum ilanı oluştuktan sonra bu organizasyonda sahibi Asya Avrupa'nın en büyük performans unvanına sahip dağları delen adam. Ben ona dev adam diyorum. Sayın Davut Dağdelen Adana'da bir sunumda tekrar da sponsor olacağını davet etmişti. Orada bir bodrumu açmıştı arkadaşlar. Bodrumu ben 2015 yılında 28 yılın karşılığı 62 bin TL ikramiye almıştım. Ama kendim bir aylık gelirim 86 milyardı. Bu benim algımı biraz değiştirdi. Nasıl oluyor 28 yıl 62 milyar ikramiye? Adamla ev almak istemiştim 2015 tarihinde. Çok şükür evim vardı, arabam vardı. Bir ev daha alayım dedim. Adana'da 2015 yılında 62 milyara hesap ettim. Ev yok, ev 300 milyar, 3 artı 1'in bir odası etmiyordu. Yani 165 metre hesap ettim. 4'e 5'e böldüğümde 62 milyar bir evin bir odası etmiyor. Burada bir yanlışlık vardı. Demek ki ben başka bir sektörlere girmem lazım. Ve bu işi iş gibi algıladım. Ve 28. ayında, 2016 yılı 28. ayında Türkiye'de top 50 denen listeye girdim. Ve şöyle diyorum ben, 28 yıl mı, 28 ay mı tercih size bırak.